Sağır insanlar sesleri duyamazlar. Peki sağır insanlar nasıl iletişim kurarlar biliyor musunuz? Sağır insanlar işaret dili kullanarak iletişim kurarlar. Onlar elleriyle konuşurlar. Elleriyle hareketler yaparak birbirleriyle iletişim kurarlar. Bazen sağır olmayan biri bu işaret diliyle onlar için tercüme yapar. Tercüman önce dinler, sonra işaret dili kullanarak konuşmayı onlar için tercüme eder. Bu tercümanları televizyon kanallarında ya da konferanslarda görebilirsiniz. İki çeşit işaret dili vardır. 1. Alfabedeki her harf için bir işaret vardır. Kişi her harf için bir hareket yapar. 2. Her bir kelime için bir işaret vardır. İşaret dilinde yaklaşık 5000 kelime vardır. Bu işaretler, fiiller, nesneler ve soyut kavramlar için kullanılır.
Bazı işaretler çok kolaydır. Mesela süt, ekmek, ev gibi kelimeleri anlatmak çok kolaydır. Bazı işaretler daha zordur. Mesela yıldız, hafta, düğün gibi kelimeleri işaret dili kullanarak anlatmak daha zordur. İşaret dili dünyadaki bütün sağırlar tarafından kullanılır. Sağır insanlar iletişim kurmak için işaretleri kullandığı için yabancı insanları kolayca anlayabilirler. İşaret dili, dans etmek gibi bir şeydir. İnsanlar bu dili kullanırken, bütün vücutlarını kullanırlar, tıpkı dans etmek gibi. İşaret dilini kullanmak için, sağır olmaya gerek yoktur. Siz de kısa bir kurs alarak, işaret dilini öğrenebilirsiniz. Böylece, sağır insanlarla kolayca iletişim kurabilirsiniz.